aşağı yanlısınız. Bakın yavaş yavaş izleri neredeyse tamamen siliyor. %100 silinmiyor gibi bir görüntü oluşabilir. Bunu birazdan size daha net bir şekilde bir anlatımla yardımcı olacağım. Bu kısımları aldık. Daha sonra dişini biraz daha kısıyorum. Hemen alt kısma yakın olan yerdeki sertliği biraz daha alıyorum. Yatay bir şekilde. Burada da aynı şeyler var. Dikey teknik ile gördüğünüz gibi arada kalan izi tamamen yok edebiliyoruz. Şurada bir sertlik kaldıysa yine mandalın dişini bir tık daha aşağıya indiriyorum. Bu neredeyse 0.2-0.3 seviyesine tekabül ediyor. Yine yatay bir şekilde alıyorum. Sonra dikeyleştiriyorum. Yatay, dikey. Yatay dikey tekniğini elinize alıştırırsanız ne kadar kolay izi yok ettiğinizi göreceksiniz. Bu kısımları biraz daha devam ettireyim sizin için. Tam 0.5 ile buraya alacağım. Bakın. 0.5 ile başladım. Kademeli bir şekilde yukarıya çıkıyorum. Bakın burada diğer tekniği kullanıyorum. Alttan başlarsak eğer. Bu izi yok etmekte zorlanabiliriz. Burada ince bir işçilik gerekli çünkü. Alırsınız, alıp böyle kendinize doğru çekmeyin. Saç derisini temas ederek 0.5'e aldım. Bu teknikle devam ettim. Yavaş yavaş saçın ucuna doğru uzaklaştırıyorum. Yine yatay kullanıyorum ama uzunluk seviyesi arttıkça ben de makinenin dişini yukarıya doğru kaldırıp saçın ucuna doğru temas ettiriyorum. Burada yapacağım olası bir hata saçın modelini bozacaktır. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Mandalın ayarını düşürdüm. Hemen altta olan kısmı da yatay
Daha sonra bitir uygulama yapıyorum. Yine sonuç hemen hemen aynı şeye çıkmış oluyor. Ama bu kısımdaki sertliği tarak kullanarak yok etmek zorundayız. Önce 1 numara tarağı, sonra yukarıya doğru 3 numara tarağı. Bu teknik biraz daha zordur. Bu tarafa yaptığım uygulama daha zordur. Diğer kısımda yaptığım uygulamayı size tavsiye ediyorum. Yine sıfır var elimizde. Başka bir teknik anlatayım. Tarak da kullanmadan buradaki izleri bu teknikle yok edebilirsiniz. Yine yukarıya doğru çıkarken tarak saçın ucuna doğru kaldırılıyor. Kullandığımız bu geniş tarak 3 numara makine tarağının neredeyse birebir uzunluk seviyesiyle aynı. Gördüğünüz gibi neredeyse buraya diğer tarafta uyguladığımız 3 numara tarağa takılmış şeklinde uygulama yaptığımızı düşünebilirsiniz. Bu işlemi bitirdikten sonra hemen bir ince tarağı daha alacağım. Bu tarak ise 1 numara makine tarağının tam karşılığı. Yani hemen bir tık alt kısmında yine tarak üzeri bu uygulamayı yaparsak burayı da 1 numara makine tarağıyla almışız gibi düşünebilirsiniz. Olur ya, evinizde makinanız vardır ama tarak konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. O zaman bu tekniği kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum, yine sizlerin isteği doğrultusunda merak ettiğiniz kesim videolarını yorum kısmına yazın. Sizin talebiniz doğrultusunda videolar çekmeye devam edeceğim. Ve sadece eğitici videoları olacak bunlar. İşin show kısmıyla kesinlikle alakamız olmayacaktır. Bunu buradan sizlere iletmek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Gözümüze çarpan göz kararı ile yok etmemiz gereken noktalardaki izleri yine makinenin dişini küçük küçük uzunluk salı haline getirip ayarlayabiliriz. Ta ki göz kararı ile buradaki izi yok ettiğimizden emin olana kadar. Aynı teknikle bu tarafa da gelelim. Tam sıfır ile alıyorum burayı. İki parmak kadar demiştim. Sakal geçişini ayarlayacağız. İki parmak kadar tam sıfır ile aldım. Daha sonra temizliğimizi yaparsak uygulama yapacağımız alanı daha temiz ve net bir şekilde görmüş olacağız. Buraya aldım. Ense makinesiyle saçta olan aradaki bağlantı kısmını dengeli hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi. Çok zorlanacağınız bir işlem değil bu. Sonrasında buradaki sertlik için ise yine sıfır makine seviyesini 0.5 alıyorum. Yatay bir şekilde başlıyorum. Yoğunluğunu yok ediyorum öncelikle.
çıkış yönünün tersine yatan. Tam geçiş noktasındaki sertliğe geldiğiniz anda gördüğünüz gibi yatay bir şekilde alıyorum. 0'la aldım, 0.5'le aldım. Yoğun sertlik için makineyi dikey kullanıyorum. Dikey kullanarak bazı noktalarda yatay dikey uygulamasıyla tam dengeli geçişini sağlamış oluyoruz. Burada kalan kısım için ise yine çıkış yönünü tersine doğru uygulama yaparak tam orantılı sakal geçişi uygulamasını yapabiliriz. Sadece sakal sıfırlama videosunu ise çok yakında eğitim yerlerimiz açılınca sizlere özel bir şekilde hazırlayıp kanalımda paylaşacağım. Göründüğü gibi arkadaşlar. Evet, şimdi sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Tekrar üzerinden kontrollerini yapıyoruz. Bu tarafa doğru getiriyoruz. Yatay, dikey bazı yerlerde makinenin yanını kullanabiliriz. Son olarak size bir noktayı daha anlatacağım. Bu kısımlardaki sertlik noktasını bu makinenin tersiyle hafif üçgenimsi bir görüntü oluşacak şekilde alabiliriz. Burayı. Hem sıfırlamayı anlatmış olduk hem de sakal geçişini az da olsa merak ettiğiniz sorulara yönelik cevap vermiş olarak kendimi düşünüyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha çok eğitici videolar için kanalımı takipte kalın ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.